Evet. Şimdi bizde de bu eğitimi, bu konuyu açıklamayı ötelemiş öğretmenler. Eğer zorunda kalırlarsa nasıl bir duruma düşüyorlar? Dersleri nasıl geçiyor? Onu izleyeceğiz, onu işleyeceğiz efendim. Buyursunlar. Gelin öğretmen abi, gelin. Siz de gelin. Allah. Gelin. Siz de gelin. Gelin, gelin. Herkese gelin. Vallahi biz de gelin. Herkes burada. Yandık, yandık, bittik, mahvolduk. Vallahi bittik. Hayırdır müdür bey, ne bu panik? Ya öğrenim yılı başında bizden çocuklara cinsel eğitim dersi vermemizi istemiştilerdi de... hani hiçbiriniz anlatmak istememişti ya onu. Yok, ben istememiştim. Kesinlikle istememiştim. Ben de kabul etmem demiştim, evet. Evet, ben de anlatamam demiştim o zaman. İşte o zaman yediğimiz hurmalar şimdi ardımızı tırmalıyor efendim. Ya müfettiş gelecekmiş, yan okula gitmiş, yan okul dedi ki geliyor dedi, size doğru yöneldi dedi. Heli kulağında birazdan buraya gelir. Hocam bir durun, bir sakin olun ya. Ya tamam, gelir adama deriz ki biz anlattık, onu hallettik deriz. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Herkese tek tek soruyormuş, bütün çocukları sınav yapıyormuş. Şimdi artık hanginiz hangi sınıfa giderse bu konuyu anlatın, tamam mı? Bakın, konu başlığını söylüyorum. Çocuk nasıl yapılır? Ya yok canım, ben onu... Ne diyeceğim? Ya arkadaşlar, abartmayın, ne kadar zor olabilir ya. Neticede cinsellik bir iki dakika süren bir eylem. İki dakika mı? O kadar atma. Ben şimdi bir şey dersem ayıp olur. Yani. Ya olur mu ya? Ben lafın gelişi dedim bir iki dakika yani. İşte olsun üç dert. Hala ısrar ediyor, öyle olduğunu zannediyor. Yok, 6-7. Yuh, 30-30. O ne ya? Zamanında ben de yaptım, biliyorum. Neyse arkadaşlar, bakın bu okul bir başarısızlığı daha kaldıramaz. Bütün rakip okullar Almanya'dan, İsviçre'den, Fransa'dan kardeş okul buldu. Ben Bangladeş'ten sürücü kursu bulamadım ya. Lütfen arkadaşlar, okulumu kapatırlar. Bu başarısızlığı artık bir şey yapamayın, yardım edin. Ben eve yeni kombi taktırdım. Hayır, kovulursam taksitini hayatta ödeyemem. Hayır, şimdi sevgili müdürüm, şimdi ben Türk Dili Edebiyatı hocasıyım. Ben çocuğu karşıma alıp da yani bunu nasıl izah edeceğim yavrum diyeceğim. Bu şekilde, bu şekilde yapamam. Gerçekten bunu yapmamız çok zor. Ya kendi branşınızdan örnekler verin. Olmadı başka derslerden filan örnekler verin. Bir şekil anlatın artık ya. Ya hocam, ben din kültürü dersinde Cuma'yı anlatacaktım. Siz diyorsunuz ki cimayı anlat. Bu nasıl yaman bir çelişki hocam? İşte bakın, her çelişki içinde bir ilişki barındırıyor. Ya bir şekil artık siz de onu hayal edin, ne yapayım? Bu sınıf sizin. Tamam Maysel Hoca, bu sınıf size emanet. Haydi dağılın. Ya dağılın, hocam, ya ben bunu... Aman asıl ana, ben bu adama... Sana güveniyorum. Ay müdür bey, ben nasıl anlatırım çocuklara, çocuk nasıl yapılır? Çıkın! Günaydın. Şimdi çocuklar, dersimiz fizik. Ama bugün fizik işlemeyeceğiz. Oley! Oley! Oley değil yavrum, oleyler karışık. Şimdi... bugünkü dersimizde cinsel eğitim dersi işleyeceğiz. Oley! Müfettiş gelecek. Ama siz görüyorum ki koca koca çocuklarsınız ve bu mevzuyu biliyorsunuz değil mi? Tabii ki biliyoruz öğretmenim. Cinsellik veya eğitimini biliyoruz. Çocuklara leylekler getirir. İşte ben de bundan korkuyordum. Salak ya. Çocuklar leylekler getirir. Hocam ben konuyu biliyorum, anlatayım mı? Oh! Yavrum Hüseyin, vallahi şimdi rahatladım. O zaman ben çıkayım böyle, sen arkadaşlarına güzel güzel anlat. Tamam, şimdi ben abimin CD'lerinde izlemiştim bir keresinde. Olay şimdi Londra'da bir tane takside geçiyor, tamam. Tamam, dur! Sus Hüseyin! Çocuklara travma geçirecek ya! Çocuklar, şimdi... ense
sevdiğiniz ders hangisi çocuklar? Coğrafya! Çok güzel. Yavrum İbrahim, al kalemini. Heyecanlanmayın. Sakin sakin, güzel güzel anlatacağım. Tamam. Çocuklar, coğrafyadan yola çıktık. Karadeniz'de dağlar kıyıya nasıl uzanır? Paralel! Şimdi iki insan düşünüyoruz. Biri erkek, biri kadın. Bunlar birbirini severse... Yok yok, yazma yazma. erkek kızı severse, bunlar birbirini isterse... Tabii erkek gitti babadan istedi, babası da he dedi, bunlar evlendi. Bunlar evlendikten sonra o gece böyle birbirine paralel uzandılar. Benim paralel uzanmak şart mı? Yani o tercih... Sus! Bunlar iyi dinleyin. Birbirine paralel uzandılar. Ondan sonra Metcezir adını verdiğimiz gel git yaşanır. Bunu da not alın çocuklar. Ondan sonra alüvyon taşıyan nehirler böyle denize doğru aktı. Ay! Ne oldu? Orada bir flora ortaya çıktı. O florada da böyle bir çiçek açtı. İşte çocuklar, bu çiçeğe çocuk adını koyabiliriz. Kimler anladı, parmak kaldırsın. Aferin Sinem, anlatadık arkadaşlarına. Eğer Karadeniz'e gidip dağlara paralel uzanırsak, açıp diziyi Medcezir'i izlersek çocuğumuz olur, oğlan olursa Çağatay'a benzer. Otur! Dizi nereden çıktı yavrum? Çağatay. Of! Dağlar üstüme paralel paralel geliyor, nasıl anlatacağım ya? Öğretmenim! Efendim İbrahim? Siz fizik öğretmenisiniz öğretmenim. Fizik dersi anlatır gibi anlatın, belki öyle anlarız. Aferin yavrum, vallahi doğru söyledi. Ben ne deplasmanda üçü kovalıyorum ki? Evimde biri böyle rahat yatarım, iyi vallahi. Şimdi fizik dedik. Ama öğretmenim, ben fizik dersinden zayıf almıştım. Fiziğim zayıf olduğu için ya konuyu anlamazsam? Yavrum hiç merak etme. Fiziğiniz iyi de olsa, kötü de olsa en tipsiziniz bile bir gün birini ikna etmeyi başarır. Oley! Şimdi fizik dedik çocuklar. Nedir maddenin üç hali? Katı hali, sıvı hali, gaz hali. Hüseyin, iyi dinle. Şimdi aynen yine şöyle düşünün. Katı hal erkek olsun, sıvı hal kadın olsun. Bunlar birbirine böyle hallenirse... yok yok, yazmayın. Katı hali sıvı hali isterse... bunlar arasında da bir elektriklenme olursa... ondan sonra babası da he derse bunlar evlenir. Sıvı halin o gece başı da ağrımıyorsa... ondan sonra hali de yerindeyse ne olur? Çocuk olur. Anladınız mı? Öğretmenim. Gaz hali hangi evrede giriyor? Ha, yavrum o en son. En son olay bitince sabaha kadar tıs tıs o gaz hali. Ben anladım öğretmenim. Şimdi kadın... sebze halinde... erkeğe elektrik verirse çocuk oluyor. Yavrum! Halde acır olur, soğan olur. Çocuğun ne işi var halde? Öğretmenim, bence kendinizi başına yıpratmayın. Ben anlatayım mı? Ben anlatayım mı? Şimdi ben şimdi izlemiştim. Olay şimdi bir tamircide geçiyor, tamam mı? Orada adam geliyor. Böyle vida var ama tornavida yok. Ne yapayım? Sus! Şeytan kılıklı! Şunun tipe bak! Ortaokulda hormondan sakalı çıkmış, kabak gelmiş, burada bana hava atıyor. Konuşma! Hocam, biz çok zor durumdayız. Vallahi bittik, billahi bittik. Hiçbir şekilde anlatamıyoruz. Kötü şeyler yaşanacak, korkuyorum. Hocam, siz anlatabildiniz mi? Ben anlatmaya kalkarken heyecandan burnum kanadı ya.
Yok hocam, nerede? Yani coğrafyadan gireyim dedim. 2.80 denize paralel uzattılar bunlar beni. Hayır, fizikten gireyim dedim. Halden hale girdim, yine olmadı. Hocam bakınız, ben Türk dili hocasıyım. Ben Türk dilinden Fransız öpücüğüne geçiş yaptım derste. Yani gerçekten çaresizim. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Vallahi ben de anlatamayınca çocuklar dediler ki... hocam siz resim öğretmenisiniz, çizerek anlatın dediler. Ay koşarak kaçtım sınıftan vallahi. Ya hocam yine sizin dersler iyi. Benim dersim Almanca. Şimdi ben bu çocuklara bunu Almanca anlatsam... çocuklar travmaya girer. Wunderbar. Al bak yine benim burnum kanadı ya. Hocam bizim durumlar iyi değil. Bence biz gidelim Fikri Hoca'nın dersine bir girelim. Bakalım o ne yaptı. Hadi. Kabus resmen kabus. Anne nasıl anlatacağımı yok. Benim boşuna kendinizi harap ettiniz ya. 2 dakikada anlatayım mı ben şunu? Şimdi bak. Olay şimdi evde geçiyor, tamam mı? Kadın pizza siparişi vermiş. Adam geliyor pizzayı veriyor. Kadın ödeme yapacak ama kart geçmiyor. O zaman da adam... Hüseyin sen! Sus dedim! Ne yapacağım ben? Öğretmenim! Ben bu çocuk işini hiç yapma, işini hiç anlamadım ama öğretmenim. Siz bize bu işin matematiğini bir öğretin artık, ne olur. Ha matematik diyorsun. Tamam, bir de öyle deneyelim. Otur yavrum. Şimdi, Ali'nin 4 tane elması var. Aldı ne yaptı? 3'ünü Merve'ye verdi. Ay Merve dedi ki, bu ne dedi elmayı ben ne yapacağım dedi, bana elmas al dedi. Ondan sonra Ali ne yaptı? Gitti Merve'ye tek taş yüzük aldı. Ondan sonra babası bu ikisine yine he dedi, bunlar evlendiler. Ali'nin babası yaz, paranın 4/3'üyle oğluna bir güzel düğün yaptı. Ondan sonra Merve'nin babası da hiç durur mu? Ne yaptı? Paranın 7/2'siyle çeyiz düzdü. Buraya kadar tamam mı? Evet. Ondan sonra düğündü, dernekti, davuldu, zurnaydı. Ali'yi böyle sırtına gömçüre gömçüre odaya soktular. Çocuklar bu ikisi odada. Ne oldu? Çocuk oldu. Anladınız mı? Anladım ben öğretmenim. Ali'nin 1.000 lirası varmış. Yavrum, bu problemde Ali'nin parasını değil çocuğu bulacaksın. Yani niye anlamıyorsunuz? Hocam ben bir kere CD izlemiştim. Kadının bir tanesinin problemi vardı. Tamirciler gelip çözüyordu o problemi. Anlatıyorlardı onu. Hüseyin! Cehennemlerde yan. Kazanlarda kayna inşallah Hüseyin. Ay ben ne yapacağım olmuyor ya, anlatamıyorum. Üstü anlat lan. Hocam iyi dersler. Şefik'cim buyur. Hocam kusura bakmayın, müfettiş mi neyin geliyormuş? Müdürüm, İsmail müdürüm dedi ki, Bahadır Efendi dedi, git dedi, bütün sınıfları bir dedi, kolaçan et dedi, temiz mi değil mi dedi, bana raporunu ver dedi. Bakıyorum sınıfınız maşallah pırıl pırıl, gidiyorum şimdi raporumu vermeye. Yok buyurun. Bahadır Efendi, gel gel, seni Allah gönderdi. Ben şimdi çocuklara cinsel eğitim dersi veriyordum da, ne olur bana yardım et. Abi hocam yani konu cinsellikse yardım edersin, buyurun. Gel eğil o zaman. Eğileyim, buyurun hocam. Hocam aylık 800 lira maaş veriyorsunuz. 800 lirayı da bunu yapamayacağım artık. Çüş Bahadır. Eğil kulağına bir şey diyeceğim dedim herhalde. O manada. Buyurun hocam. Desem olur mu? Vallahi o son dediğinizi ben hiç anlamadım. Onu hiç bilmiyorum bile ama yani yardırın gitsin. Öyle değil mi Şafir? Yardırın hocam yani, yaradına sınarak. Bakın müfettişin de eli kulağında. İsmail hocam da beni bekler. Sınıfınız temiz. Size kolay gelsin, iyi dersler. Aa öğretmenim, ben bu Kel abi filmlerden biliyorum ha. Onu ben daha önce de... Bu var ya, çok fena bu. Deccal! Deccal, sus artık! Yürüyün gidin siz artık be! Hangi filmde oynadın? Tamam o zaman. Bu konuyu pedagoglara anlattırmıyorlar, bize düşüyor. O zaman anlatıyorum. Bir kadın, bir erkek. İzleyin.
insan insana, onu yapmayınca da insan olmuyor. Yok bir şey. Yok, geçti, geçti. Ağlama yavrum, ağlama. Ağlama, bu da ağlayacak ne var ki? Ağlama! Bunu yapanlar utansın. Çocuklar, şimdi beni iyi dinleyin. Birazdan bu sınıfa müfettiş gelecek. Ve bu soruyu soracak. Aynen ben ne anlattıysam onları anlatacaksınız, anlaşıldı mı? Hangi soruyu sorarsa sorsun, benim dediğim gibi anlatacaksınız. Anlaşıldı mı? Bana bakın. Kombinin taksiti sizin elinizde ona göre. Çok özür dilerim efendim, dersinizi bölüyorum. Müfettiş bey geldiler de soru soracaklar. Ama size bahsettiğim konuyla ilgili değil. Kendi has, öz, sizin konunuzla ilgili sorular soracaklar. Anladınız mı? Ne diyorsunuz müdür bey? Arzu ederseniz ben direkt çocuklara suallere geçeceğim. Yok yok, geçmeyelim, geçmeyelim. Asıl sual başka tarafta değil mi efendim? Hoca Hanım, müsaade eder misiniz? Lütfen. Benim dersimiz fizikti değil mi? Evet. Çocuklar, bana maddenin hallerini anlatın bakayım. Yok yok, anlatmasınlar. Efendim, anlatsınlar. Anlatmasınlar. Ya anlatın çabuk. Tamam öpmenim, madem istiyorsun anlatalım arkadaşlar, hazırsak. Ha, bu kadın, Allah, bu da erkek. Bunlar... Ne yaptınız? Ay, en azından anlatım biçimime bayıldım. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele.